Şimdi arkadaşlar yeni bir proje açayım. Yeni bir uygulama yapalım. Bu uygulama içerisinde şu işlemleri yapalım. Biraz önce ürünleri ve kategorileri listeledik ya. Bu listeleme işlemlerini Connected Mimari dediğimiz bir yöntemle yaptım. Şimdi Disconnected Mimari dediğimiz bir yöntem var ve bizim de listeleme işlemlerinde sürekli kullanacağımız bir yöntem. Bu yöntemi kullanarak listeleme işlemleri yapalım. Aynı zamanda içerisinde ürün ekleyelim, kategori ekleyelim, güncelleme işlemi yapalım, silme işlemi yapalım. Bu işlemi nasıl yapıyoruz bakalım, bunları görelim. Bunları birlikte yapacağız. Bunun için yeni bir proje başlatıyorum. Siz de başlatın. Birlikte devam edeceğiz. File, New Project diyorum. Yeni bir Windows Form uygulaması açıyorum. İsmine 16.02.07 Win Disconnected mimar diyor. Disconnected mimar. Okey diyor. Şöyle bir form ekranı yapalım. Şimdi listeleme kontrollerini anlatırken Windows Form tarafına dedik ki birden fazla listeleme kontrolleri var. Bu listeleme kontrolleri çalışma yapılarına göre, performanslarına göre, yeteneklerine göre farklılaşabiliyor demiştik. Listbox'ı görmüştük. Daha sonra ListView'u görmüştük. Dedik ki bir de Data Grid View diye bir kontrolümüz var. Bu Data Grid View kontrolümüz arkadaşlar bir bizden veri kaynağı, data source ister, o yüzden bu şekilde çalışır. Biz Data Grid View'u Autodesk'e geçtikten sonra kullanmaya başlayacağız demiştik. O yüzden Windows Form yakasında hiç şey kullanmadık. Data Grid View kullanmadık. Bundan sonra daha çok Data Grid View ile haşır neşir olacağız. Onu daha çok kullanacağız. Şimdi Data Grid View kontrolünü görerek veri listeleme işlemini yapacağız. Data sekmesinde bakın burada Data sekmesinin altında Data Grid View diye bir tane kontrolümüz var. Data Grid View. Bir tane bunu atıyorum forma. Şöyle. Şu yukarıda birazcık boşluk kalsın. Biraz sonra ürün eklemek için oraya adı, fiyatı, stok için kontrolü atacağız. O yüzden biraz boş bıraktım. İlk başta ürünleri listeleyelim form açıldığı zaman. Sonra ekleme işlemini geçeriz. Data Grid View'umuzu attık. Formun boş bir yere tıklayarak Glue Dimension'ı açıyorum. Ne yapacağım? SQL'e bağlamak için yine bir SQL Connection tanımlayacağım, değil mi? SQL Connection yazıyorum. S'si ve C'si büyük. CTRL'li noktaya basıyorum. Using bloğuna system.data.sql client'ı ekliyorum. İsmine bağlantı diyorum. Eşittir. New SQL Connection. Server eşittir eşittir kuzey yeli. Integrated security eşittir true diyor. Bu şekilde SQL Connection nesneme Connection String'i yani bağlantı cümlesini veriyor. Burayı bir izleyin, anlatayım. Zaten kısa, ondan sonra yazdıracağım. Biz biraz önce arkadaşlar listeleme işlemi için ne yaptık? Dedik ki bir tane SQL Command nesnemiz var. SQL Command nesnesi bizden hangi veri tabanına bağlı komut çalıştıracağım? Onu istiyordu. Bağlantıyı vermiştik. Aynı zamanda hangi komut çalışacağım diyordu. Onu vermiş. Daha sonra execute reader ile çalıştırıp SQL data reader nesnemiz vardı. Bunu atmıştık. Daha sonra while döngüsü içerisinde RDR elemanları read diyerek tek tek satırları okuyup eklemiştik değil mi elimizde? O zaman biz bağlantıyı elimizde açtık. Okuma işlemi bittikten sonra bağlantı eklemimiz kapatmıştık. Bu bağlantıyı elimizde açıp kapattığımız yöntem arkadaşlar connected mimari yöntemiydi. Şimdi bir yöntem daha var. O yöntemden birazcık daha basit. Arka planda kendisi bağlantıyı açıyor. Komutu çalıştırıyor. Geriye değer döndürdükten sonra kendisi bağlantıyı kapatıyor. Biz elle bağlantı açıp kapatmıyoruz bu yapacağımız işlemde. Bu da disconnected mimari oluyor. Şöyle ki SQL data
Adapter diye bir tane elemanımız var. Adapter. Adapter. ADP diyorum ismine. Eşittir. New SQL Data Adapter diyorum. Parantezini açtığım zaman içerisinde bak yine aynı şekilde diyor ki string olarak select command text ver. Bir de SQL connection ver diyor. Şimdi hatırlıyorsanız SQL command deyip parantez açtığımızda string olarak cmd text ver diyor değil mi? Bakın burada uzun uzun yazmışlar. Select command text ver. Yani insert, update, delete veremiyorum. Select command text ver. Şimdi SQL data adaptör nesnesiyle insert, update, delete yapamaz mıyım? Yapabilirim. Sıkıntı olmaz. Ama SQL data adaptörü de kullansam, SQL command'ı da kullansam insert, update, delete işlemini arkadaşlar her seferinde benim elle bağlantıyı açıp kapatmam lazım. Insert, update, delete işlemlerinde disconnected yöntem yok. Yani arka planda bağlantıyı açıp insert, update, delete çalıştırıp bağlantı kapatacak bir yöntem yok. Birazdan göreceğiz zaten. Insert, update, delete işlemlerinde biz bağlantıyı elimiz açacağız, kapatacağız. Sadece ama sadece select işleminde bağlantı arka planda otomatik açılır, kapatılır. Ama SQL Data Adapter kullanıyorsak otomatik açılır, kapatılır. Demiş ki string olarak select komutunu ver. Select yıldız from ürünler. Bir gün SQL connection tipinde bağlantıyı ver diyor. Bağlantıyı veriyorum. Daha sonra bu adaptör gidecek. Arka planda kendisi connection açacak. Buraya bağlantı nesnesini verdik ya. Bağlantı nokta open diyerek arka planda açacak. Buraya vermiş olduğumuz select komutunu çalıştıracak. Geri bir tablo çıktısı elde edecek. Bağlantıyı kapatacak. Peki tablo çıktısını nasıl elde edip biz nerede tutacağız? Data table diye bir elemanımız var. DT eşittir new data table diyor. Data table tipinden bir değişken üretiyoruz. DT isminde. Data table. Data table elemanı arkadaşlar içerisinde bir tane tablo tutmayı sağlayan bir yapıdır. Elemandır. İçerisinde tablo tutar. Diyorum ki adaptöre. Adaptör elemanı içerisinde arkadaşlar fill diye bir metot vardır. Fill metodu. Fill metodu doldur anlamında. Diyorum ki adaptöre doldur. Diyor ki nereye doldurayım? Bana bir dataset ver. Veya bir data table ver. Dataset ver, bir de source ver gibi bir şeyler söylüyor. Diyor ki DT'ye doldur. Bana dataset ver veya data table ver diyordu ya. Dedim ki elimde bir data table var. İsmi DT. Oraya doldur dedim. Burada yapmış olduğum işlem şu. SQL Data Adaptör sorguyu çalıştırdı. Bir tablo çıktısı elde etti ya. Elde etmiş olduğu tablo çıktısını data table'a doldur diyorum. Data table zaten içerisinde şeyi barındırıyor. Bir tane tablo barındırıyor. Diyorum ki adaptörün elde etmiş olduğu tabloyu data table'a doldur diyorum. Daha sonra diyorum ki data grid view 1 diye bir elemanımız vardı. Şu Windows formatlı şu eleman data grid view 1. Bunun arkadaşlar içerisinde data source diye bir eleman var. Data source. Data source veri kaynağı demek. Diyor ki buna bir veri kaynağı vermemiz lazım ki içerisinde elemanları yani kayıtları listeleyebilsin. Eşittir DT diyorum. Data table'ın içerisinde ben bir tablo doldurdum değil mi? Tabloyu olduğu gibi data grid'in birin data source'una bağlıyorum. Çalıştırıyorum. Karşıma tablo geldi görüyor musunuz? SQL tarafında elde etmiş olduğumuz tablonun aynısını burada data grid'e basmış oldum. Peki bu tablo nasıl geldi bu şekilde nizamlı bir şekilde aynı SQL'de olduğu gibi? Bu özellik arkadaşlar Data Grid View'un bir özelliği. Data Grid View'un arkadaşlar Auto Generate Columns diye bir özelliği var. Otomatik kolon üretme diye bir özelliği var. Bu özelliği varsa da true'dur. Açıktır yani. Otomatik kolon üretme özelliği açık olduğu için ne yapıyor biliyor musunuz? Ben adaptörden geriye dönen tabloyu data table'a doldururum değil mi? Data table olduğu gibi data source'a veriyorum. Data Grid View da kendisine gelen tabloyu olduğu gibi kolonları otomatikman üreterek içerisine verileri basarak kendi içerisine dolduruyor. Ama biz gidip elimizle Auto Generate Columns özelliğini kapatsaydık Data Grid View 1'i bu kolonları oluşturmayacaktı. Varsayan açık olduğu için oluşturdu.
Burada yapmış olduğumuz şu 3 satırlık işlem arkadaşlar. Disconnected. Mimari yöntemiyle veri listeleme işlemidir. Disconnected mimari yöntemiyle veri listeleme işlemidir. Adaptör arka planda bağlantıyı açıyor. Bu komutu çalıştırıyor. Bağlantıyı kapatıyor. Ve data table'a fill metodu ile dolduruyor. Geriye gelen data veri kaynağını, tablo çıktısını data table'a dolduruyor. Daha sonra diyorum ki gelen data table'ı data grid view'in data source'una olduğu gibi ver diyorum. Data source da, pardon, data grid view'da otomatik kolon üretme özelliğinden yararlanarak gidiyor bana tablo çıktısını üretiyor. Bu şekilde. Anlaşıldı mı? Evet. Sonlandı kolonu bit tipinde ya şeyde. True veya false. True ise işaretli, false ise işaretsiz. Bunu kendisi otomatik yapıyor. Yani veri tabanında içerisinde bit tipinde bir değer tutan kolon varsa otomatikman burayı checkbox haline getiriyor data grid view. Data grid view'un bir sürü özelliği var. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş bunları göreceğiz. Mesela bakın içerisine gelip burayı silip değiştirebiliyorum. Burayı sildiğim zaman ama şu an burada silmiş oluyor. Veri tabanında silmiyor. Bazen bu özelliği kullanarak güncelleme işlemi yapacağız. Bazen gerekli olmayacak buradan düzenlemeyi kapatacağız gibi işlemleri yapacağız. Ama burada şöyle bir durum var. İşte, müşteriye bir tane uygulama geliştirdiğimizi düşünelim. Biz burada ürün ID'yi, tedarikçi ID'yi, kategori ID'yi tutmuşuz değil mi? Tablolarımız arasında ilişki olduğu için. Şimdi müşteri ne anlar ürün ID'den, tedarikçi ID'den, kategori ID'den? Bunlar müşterinin görmesine gerek yok. Bir. İkincisi zaten bunlar müşterinin kafası karıştırır. Buradaki numaralar neydi? Müşterinin buradaki tedarikçi ID, kategori ID, ürün ID bilgilerini görmesine gerek yok. Ne yapacağız peki? Bir yöntem var. Data Grid View'un Auto Generate özelliğini kapatabiliriz. Auto Generate Columns özelliğini kapatırız. Kolonları kendimiz oluştururuz. Ama bu maliyetli bir yöntem. Çünkü 2, 4, 6, 8, 10, 10 tane kolon var. 3 tanesini kapatmak için elimizle gideceğiz. 7 tane kolon oluşturacağız değil mi? Bunun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Data Grid View'un arkadaşlar kolon gizleme özelliği var. Yani git şu isimli kolonu veya indeks numarası şu olan kolonu gizli diyebiliyoruz. Ben gidip şunu diyebilirim Data Grid View'a. Kolon ismi ürün ID olan, tedarikçi ID olan ve kategori ID olan kolonları gizle diyebiliyorum. Bunları gösterme diyebiliyorum. Bunun için de data table'ı data source'a bağladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Bakın dikkat edin. Geliyorum. Data grid view'in columns diye bir özelliği var. Kolonları. Columns dediği için arkadaşlar bakın data grid view column collection diyor. Ne demek ki collection? Koleksiyon. Yani içerisinde birden fazla eleman barındıran bir yapı. İçerisinde birden fazla eleman barındıran bir yapı olduğu için ben buna köşeli parantez koyabilirim. Burada yine iki tane şey ister. İstersen kolonun indeks numarasını ver. İstersen string olarak kolon ismini ver. Diyorum ki urun id nokta visible diye bir özelliği var. Neydi visible özelliğimiz? Göründürlük özelliği. Bunu false yap diyor. Yine data grid view'in kolonlarında kategori id'nin visible'ını false yap diyorum. Data grid view'in kolonlarından tedarikçi id'nin visible'ını false yap diyorum. Eğer bu işlemi data table'ı data source'a bağlamadan önce yapsaydı data grid view içerisinde ürün id, kategori id ve tedarikçi id isimli kolon olmayacağı için böyle bir kolon yok diye hata verecek. Ama bağladıktan sonra yaptığımızda data grid view içerisinde bu isimli kolonlar olduğu için hata vermeyecek. Şimdi çalıştırdığım zaman
Ürün ID'si yok. Tedarikçi ID'si yok. Kategori ID'si yok. Gitmişti. Bu şekilde kendimize göre bazı kolonları gizleyebiliyoruz. Hatta şuradaki sonlandı kolonunda yine gerek yok. Bunu da gizleyebiliriz. Burası mı? Burası satır başlığı. Yani şöyle seçtiği zaman seçili olan yana ok işareti koyuyor ya. O yüzden. Burayı kaldırabiliriz ama istersen. Yani varsaydık özelliği bu şekilde. Veya şey yapabiliyoruz. Şöyle düzenleme anına girdiğimiz zaman bakın. Sol tarafına kalem işareti geliyor. Şu an bu satır düzenleniyor anlamında. Bu gibi işaretlerin kullanılması için. Hocam bunun yerine selectedimiz from ürünler değil de select ürün adı fiyat, stok bu tür şeyleri yazsak. Onu da yapabilirdik. Şöyle bir yöntem var. Select yıldız from ürünler demek yerine işte select ürün adı, virgül fiyat, virgül stok, işte birimdeki miktar, yeniden satış miktarı gibi ürün ID'sini, tedarikçi ID, kategori ID yazmazdık. Diğer kolona ismini yazardık. Sadece onlar gelir. Amma velaki. Şöyle bir durum var. Biraz sonra güncelleme işlemi yapacağız. Güncelleme işlemi yapmak için arkadaşlar seçili elemanı güncelle diyeceğiz. Yani atıyorum ben gatehost'u seçtim ya. Güncelle diyeceğim. Biz update komutundan neye göre güncelleme yapıyorduk SQL'de? ID'sine göre değil mi? ID'si şu olan diyorduk. Şimdi ben ürün ID'sini ben burada gizledim ama hala duruyor içerisinde. Data grid view'da ürün ID kolonu hala var. Sadece görünümünü kapattım. Görünmüyor. Arka planda hala var. Dolayısıyla ben gatehost ürünü seçtiğim zaman seçili satırın ürün ID kolonundan değerini aldığım zaman ID'sine ulaşabilirim. Ve update komutunu yazarken de git ID'si şu olan ürünü güncelle diyebilirim. Ama ben soru büyüğü çekerken select yıldız from'a değil de işte select ürün adı fiyatı store diye çekersen, ürün ID'yi çekmezsen evet burada görünmez ama arka planda ürün ID'si tutmaz. Seçili satırın ürün ID kolonunun değerine getirdiğim zaman direkt ürün ID bir kolon yok, değerini vesaire getiremem diye hatadır. Ürün ID elime ulaşmadığı için güncelleme noktasında sıkıntı çekebiliriz. Böyle bir durum var. Birazdan güncelleme işlemi yaparken daha anlamlı olacak bu söylemiş oldu. Anlaşıldı mı? Peki hocam biz burada şimdi ürün adı yerine yani grup by yapsaydık yani yukarıdaki select sorumlusuyla o şekilde yine gelecek değil mi? Tabii yani SQL'de çalıştırmış olduğun herhangi bir sorguyu buraya yazıp çalıştırabilirsin. Buradaki sorgu üzerinde değişiklik yapmıyor. Senin buraya yazmış olduğun sorguyu olduğu gibi gidiyor. Sorgu ekranında çalıştırıyor. Bire çıkan sonucu arıyor sana döndürüyor. Çünkü fark yok. Hadi burayı yazın. Yazdığımıza göre bir de arkadaşlar ürün ekleme işlemi yapalım. Şöyle Common Control Sections açıyorum. Bir label, bir text box atalım. Ürün adı için. Bir label, bir numerik alttan atalım. Fiyat için. Bir label, bir numerik alttan daha atıyorum stok için. Bir tane buton atıyorum sağ tarafa. Ekleme işlemi. Label 1'e baksın arkadaşlar. Name özelliğine TX'de ürün adı diyorum. Label 2 seçiyorum. Özelliklerinden. Text özelliğine fiyat. Label 3'ün text özelliğine de stock diyorum. Numeric up'tan 1'i seçiyorum. Özelliklerinden name özelliğine NUD fiyat diyorum. Numeric up'tan 2'yi seçiyorum. Name özelliğinden NUD stock diyor. Buton 1'i seçiyorum. Özelliklerinden name özelliğine BTN ekle. Text özelliğine de ekle yazıyorum. Ekle butonu yazdığımız zaman ürün adı değerini alacağız. Fiyatı alacağız, stoğu alacağız ve veri tabanını ekleyeceğiz. Ekle butona çift tıklayarak click event'ini açıyorum code behind tarafında. Bir tane SQL command oluşturuyorum. Command eşittir new SQL command
Hatta oluşturmadan önce şöyle yapalım. String adı eşittir. Txt'de ürün adının text'inden gelir. Decimal fiyat NUD fiyatın value'sundan gelir. Decimal stock'ta NUD stock value'sundan gelir diyor. Kullanıcının girmiş olduğu değerleri text box'ta numerik kaplanı alarak değişkenler atıyor. SQL command tanımıyorum. Komutun command text diye bir özelliği vardı. Command text. Komut text yani SQL'e gidip çalışacak komut text. Buna diyorum ki eşittir. String formatla yazalım çünkü diğer türlü çok karışık olacak. Insert ürünler parantez açıp kapatıyorum. Diyorum ki ürün adı virgül fiyat virgül stok diyor. Boşluk bırakıyorum. Values parantez açıp kapatıyorum. Sıfır kısmına ürün adı gelsin virgül. Bir kısmına fiyat gelsin virgül. İki kısmına da stok gelsin. Daha sonra buraya geliyorum. Adı fiyatı ve stok diyor. SQL'de çalışacağım komutu tamamen aynısını yazdım. Geldim bakın. Insert ürünler ürün adı virgül fiyat virgül stock dedim. Values buraya işte biz scope 0 1,2 yazdık bu şekilde. Burada adı dediğimiz değişken 0 kısmına fiyat dediğimiz değişken 1 kısmına yani fiyat kolonuna stok dediğimiz değişkende iki kısmına yani stok kolonuna denk gelmiş olacak. Bu şekilde komutu ekleyebileceğiz. Daha sonra diyorum ki komutun connection'ı vermemiz lazım değil mi? Connection'da. Benden ne istiyor? SQL connection tipinde bir tane eleman istiyor. SQL connection tanımladık mı burada? Tanımlamadık. Şimdi bu form içerisinde ekleme yapacağız, silme yapacağız, güncelleme yapacağız, listeleme yapacağız. Her biri için ayrı ayrı SQL connection'ı siz tanımlamak arkadaşlar mantıklı değil ve doğru da değil. SQL connection'ı sizin bir kere tanımlanmış olması yeterli. Dolayısıyla ben şu yukarıda SQL connection'ı size tanımlamıştım değil mi? Form 1'in load event'ini tanımladığım için buna buton eklenen click event'e ulaşamıyorum. Ama ben bu elemanı global düzeye yani class düzeyine alırsam ulaşabilir miyim burada? Ulaşabilirim. O yüzden bakın Form 1'in load event'indeki SQL connection bağlantı nesnesini buradan kesiyorum. Cut diyorum. Form 1 load event'inin üzerine yapıştırıyorum. Class düzeyini almış oldum. Dolayısıyla hem buradan erişebiliyorum artık hem buradan erişebiliyorum. Diyeceğim ki connection'ı bağlantıdır. Her event'i ayrı ayrı tamamlamak yersiz. Bir tane tamamlamamız yeterli arkadaşlar. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar komut içerisinde bu insert komutunu çalışmamız gerekiyor ya. SQL command içerisinde ne yapmıştık biz listeleme işlemi yaparken? Execute reader diye bir tane metodumuz vardı. Bunu kullanmıştık. Ama select işlemi yaptığımız için execute reader'ı kullanmıştık. Şimdi biz insert işlemi yapıyoruz. Insert işleminde neyi kullanacağız peki? Insert işleminde arkadaşlar execute non query diye bir metodumuz var. Update ve delete işlemlerinde yine bu metodu kullanacağız. Sadece select'te değişiyor. Insert'te, update'te ve delete'te execute non query metodunu kullanacağız. Execute non query metodu arkadaşlar şu işlemi yapıyor. Gidiyor, komutu buraya yazıyor, seçiyor, execute diyor. Budur. Ne ekledi bu arada? Şunu eklemiş. Neyse onu sileriz. Delete ürünler ver ürün ID'si tabi silmeyecek. Çünkü trigger'ımız var. Dün trigger yazmıştık. Neyse.
Tamam, ayarlarız. Mantığımızın içerisinde arkadaşlar execute nonQuery diye bir tane metodumuz var. Bunu çalıştıracağız. Ama bizim bunu çalıştırmadan önce bağlantıyı açmamız gerekiyor. Biraz önce söylemiş olduğum gibi insert, update, delete işlemleri bizim bağlantıyı elimizde açıp kapatmamız gerekiyor. Başka bir yöntem yok bu iş. Bağlantıyı açtım. Komutu çalıştırdım. Bağlantıyı kapatabilirim artık. Close diyor. Bağlantıyı açtım. Komutu çalıştırdım, kapattım. Bu kadar. Bakalım ekleyebiliyor muyuz? Ürün at. Ne olsun ürün adımız? Çay. Fiyatı 10. Store'da 42. Ekle diyorum. Diyor ki invalid column name çay. Çay kolon ismi geçersiz diyor. Bu hatayı bilerek verdim arkadaşlar. Çünkü bu sürekli alınan hatalar, yani ilk başta sizin de sürekli alacağınız hatalardan bir tanesidir. Bilerek verdim. Şu yüzden dolayı bu hatayı veriyor. Biz şurada insert ürünler, ürün adı fiyat stok dedik ya. Şurada durdurayım. Aynı soru gibi bir daha yazacağım. Eklediğim. Command text'e ne gelmiş? Insert ürünler, ürün adı, fiyat, stock, values, çay, 10.42 demiş. Kopyalayayım bunu buradan. SQL yapıştırayım bakalım çalışacak mı? Geliyorum buraya. Yapıştırıyorum. Seçiyorum. Çalıştır diyorum. Diyor ki invalid column name çay. Buradaki verilmiş olduğu hatanın aynısını veriyor. Niye eklemiyor biliyor musunuz? Bizim ürün adı dediğimiz kolon envar char tipinde. Envar char tipindeki bir kolon biz nasıl değer atıyorduk? Tek tırnak arasında. Buraya çay diye yazmış olduğumuz alan tek tırnak içerisinde olması gerekiyor. Tek tırnağı alayım burayı. Şimdi çalıştırayım. Bir loss affected dedi. Hata vermedi. Kaydı ekledi. Eğer bakın gelmiş görüyor musunuz? C sharp tarafında da bu çay elemanının tek tırnak arasında almış olsaydık hata vermeyecek. Bu hatayı görelim diye ben bilerek almadım. Ne yapacağız peki? Şurada arkadaşlar. Scope 0 dedik ya. Scope 0'ı tırnak arasında alacağız. Tek tırnak açıyorum. Tırnak arasında alıyorum. Şimdi bakın. Geliyorum buraya. Ne olsun? Shift tab. Niye yapmaya eve gidiyorsun? Ekle diyorum. Bak şimdi ne gelmiş? Insert ürünler, ürün adı, fiyat, stok, values, şeftali tırnak arasında almış görüyor muyuz? Şimdi çalıştığımız zaman bir hata vermeyecek. Çalıştı. Hiçbir hata vermedi bak. Ekledi mi? Burada göremiyoruz. Eklemiş mi bakalım SQL'den. Şeftali eklemiş. Burada niye göremiyoruz sizce? Data grid view'un içerisindeki listeyi yenilememiz lazım. Yani ver tabanına ekledik ama eklenmiş halini o listeyi bir daha çekmemiz lazım. Ver tabanına eklenmiş halini bir daha çekmemiz lazım. Buradaki liste kaydı eklemeden önceki hali. Yani grid view şunu algılamaz. Ver tabanına kaydı eklediğin zaman otomatikman gidip kaydı bir daha getirmez. Senin elle getirmen lazım. Ve şöyle bir durum var. Adam ekle butonuna bastı değil mi? Bir şey olmadı ki. Yani ekledi mi, eklemedi mi, ne oldu? Burada da göremiyor. Burada görse bile yani kullanıcıya bir uyarı vermek lazım. Kayıt eklendi veya ekleme anında hata oldu diye belirtmemiz lazım. Bir tane daha kayıt ekleyelim. Ne olsun? Kiraz. Ekle diyorum. Hiçbir uyarı yok. Grid'i de yenilenmedi. Ama buraya eklemiş. Kirazcıya gelin. Bizim kullanıcıya kayıt eklendi ve eklenmedi diye belirtmemiz lazım. Peki kaydın eklenip eklenmediğini ben nereden bileceğim? Bunu şuradan bilebiliriz arkadaşlar. Execute nonQuery metodu üzerine geliyorum. Geri ne öneriyormuş execute nonQuery metodu?
Integer döneriyormuş değil mi? Sizce geri ne dönderiyor olabilir integer olarak? 0 ya da 1. 0 ya da 1. Veya başka bir sayı döndürebilir. Şunu döndürüyor arkadaşlar. Biz şu elemanı seçip execute dediğimiz zaman ne yapıyor? Aşağıda bir loss affected diyor değil mi? Hata verdiği zaman 0 loss affected demiyor ama hiçbir satır etkilemediği için 0 geliyor. Ama bir satır etkilediği zaman 1 loss affected geliyor. Buradaki execute nonquery metodu da geriye SQL'de çıkan sonucu döndürüyor. Yani eğer komutunuz başarılı bir şekilde çalışmışsa illaki bir satır etkilenmiştir veri tabanında. Bir loss affected ne bileyim iki loss affected gibi yazmıştır. Oradaki bir loss affected yazıyorsa geriye bir döndürüyor. Ama hata vermişse geriye sıfır döndürüyor. Ben gelip bunu integer tipinde ismi etkilenen olan bir tane değişkene atabilirim. İsmi çok önemli değil. Tipi integer olması önemli. Derim ki eğer etkilenen eleman sıfırdan büyükse, yani sıfırdan büyük değer gelmişse, 1 rows affected, 2 rows affected, 3 rows affected gibi bir şey gelmişse sorguda bir hata yoktur. Başarılı bir şekilde çalışmıştır anlamına geliyor. Etkilenen sıfırdan büyük gelirse sorguda bir hata yoktur ve başarılı bir şekilde kayıt eklenmiştir anlamına geliyor. Diyorum ki buraya, eğer etkilenen sıfırdan büyük gelmişse kullanacağım mesaj box'ı uyarı ver. Kayıt eklenmiştir. Kayıt başarılı bir şekilde eklendi diye. Kayıt başarılı bir şekilde eklendi diye kullanıcı uyar verdi. Else durumunda arkadaşlar diyelim ki kayıt ekleme sırasında hata meydana geldi diye uyar verdi. Tamam. Dolayısıyla kullanıcı kayıt eklenmiş mi eklenmemiş mi bir uyarı sayesinde bunun farkına varabilmiş olacak. Bu güzel bir özelliktir. Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Eğer etkilenen sıfırdan büyük gelmişse, yani kayıt eklenmişse, data grid'deki listeyi yenilememiz lazım. Yani kaydın eklenmiş olduğu listeyi bir daha getirmemiz lazım. Bunun için ne yapacağız? Şu yukarıda yapmış olduğumuz şu işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Aynı şeyi bir daha yapmamız lazım. Peki ne yapacağım? Burayı kopyalayıp yapıştıracağım mı oraya? Aynen öyle. Buradaki işlemi ben bir metot haline getirirsem eğer, hem gelirim form loadunda o metodu çağırırım, hem de burada if içerisinde o metodu çağırırım. Her seferinde 10 satırlık kodu yeniden yeniden yazmama gerek kalmamış olur. Burayı seçiyorum. Ne yapıyorduk metot haline getirmek için? Hatırlıyor muyuz? Yani şunu yapabiliriz. Elimizde metodu yazabiliriz. Void ürün listesi deriz. Burayı keseriz. Buraya yapıştırırız. Daha sonra geliriz buraya. Ürün listesi diye çağırabiliriz bu şekilde. Birinci yöntem budur. Bir diğer yöntem. Burayı seçeriz arkadaşlar. Şurayı. Ctrl RM yaparız. Şu an bende çalışmıyor. Bak, bazen böyle oluyor. Ctrl RM. Refactor metod anlamına gelir. Ctrl RM. Olmuyorsa sağ tıklarız. Burayı seçtik ya. Sağ tıklar üzerine. Yukarıda refactor diye menü var. Burada extract metod var. Bakın sağ tarafında zaten RM diye yazıyor. Sağ tıklayıp refactor deyip extract metod dediğimiz zaman metod ismi ver diyor. Diyorum ki ürün listesi. Diyor ki private void ürün listesi. Bu şekilde oluşturacağım diyor. Okey diyorum.
Bakın private void ürün listesi dedi. İçerisine bunu attı. Daha sonra burada ürün listesini çağırdı kendisi. Bu da başka bir yöntem. Buraya da geliyorum bakın. Mesela box.show'dan sonra ürün listesi metodunu bir daha çağırıyor. Dolayısıyla ne olacak? Eğer etkilenen sıfırdan büyük gelirse uyarı verecek. Uyarıdan sonra bu metoda gidecek. Bir daha listeleme işlemi yaptığı için kaydın eklemiş halini görebileceğim. Deneyelim bakalım. Ürün at. Bu sefer siz söyleyin hadi. Ne ekli? Portakal. Çok güzel. Fiyatı? 5 lira. Stop. İyi mi? Ne kadar ki normal bekliyorsun? Strop da 75 olsun. Ekle diyorum. Kayıt başarılı bir şekilde eklendi diyor. Tamam diyorum. Listeyi new'ledi bakın. Portakal diye buraya getirebilmiş oldu. Gayet güzel oldu değil mi? Listeklerden birini yazmazsak olmadı. Ne? Mesela stolumu boş getirdim. Bir şey olmaz. Ne yazayım? Çilek. Başarılı bir şekilde eklendi. %75 yazmış tuan yine. Ha? O da şundan dolayı en son stok değişkeninde o da %75 halinden dolayı. Aslında yapmaması lazım da. Hepsi boş kaldığı zaman bu alanlar nullable olduğu için yani ürünler tablosunda gerçi fiyat ve stok null yazmış bakın null olabiliyor ama ürün adı not null yazmış null olamaz demiş. Ürün adını null gönderdiğim zaman hata verir ekleme. Sileyim burayı eklediğim. Kayıt başarılı bir şekilde eklendi diyor. Boş eklemiş. Boş gelmiş. Eklememiz lazım. Tırnak tırnak olduğu için yapıyor sanırım. Burada tırnak tırnak olduğu için yapıyor. Nalyasa hata verir. Aslında bunun kontrolünü SQL yapmaz arkadaşlar. Bunun kontrolü şey tarafında yapılır. C# tarafında yapılır. Buraya geliriz. Deriz ki eğer adı boşsa veya fiyat alanı nullsa veya stok nullsa kullanıcı deriz ki mesaj box'ta lütfen tüm alanları doldurunuz gibi bir uyarı verebiliriz. Veya hatırlıyorsanız object oriented önce error provider diye bir konu görmüştük. Ne yapıyorduk? Error provider diye bir tane kontrolümüz vardı. Error provider. Bundan form atıyorduk. Daha sonra hangi kontrol edeceğini söyledik. Mesela text box'ı kontrol ediyorduk. Niye kontrol edecek? Boş geçiremez. Yani boş geçirmesini engelle diye kontrol ediyorduk. Boş geçildiği zaman burada bir önlem işareti yanıp sönüyordu. Bu şekilde işlemlerle veya arka planda bu şekilde yapacağımız bir kod yöntemiyle kullanıcının boş geçmesi engellenir. Bu C# işidir yani SQL tarafında işi değil. Bu tarafta kontrol edilir, kullanıcının boş geçmesi engellenir. Ya error provider'la ya bu if şeklinde kontrolle bunlar engellenir. Şimdi arkadaşlar burayı yazın. Kaydı ekleme ekranına. Bir tane ürün ekleyin. Daha sonra da yine bir önce yaptığımız gibi kategori formu açacağız. Disconnected mimariyle yani yukarıda yaptığımız şu yöntemle kategorileri listeleyeceğiz. Siz listeleyeceksiniz daha doğrusu. Sonra birlikte yapacağız. Bir de kategori ekleme işlemi yapacağız bu şekilde.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önceki uygulamada yaptığımız gibi şu ekle butonun yanına bir tane daha buton atayım. Butonun özelliklerinden tek özelliğine kategoriler diyorum. Name'ine de BTN kategoriler diyorum. Projeye yeni bir form ekleyeyim. Kategoriler butonuna tıkladığımız zaman yeni bir form açalım. Kategori formunda da biraz önce görmüş olduğumuz disconnected mimari yöntemiyle kategoriler listeleyelim. Aynı zamanda yeni bir kategori eklemeyi görelim. Sağ tıklıyorum projeyi. Add new item. Windows formu seçiyorum. İsmine kategori form. Kategoriler butonuna çift tıklayarak click event'ini açıyorum ve diyorum ki kategori form kf eşittir new kategori form kf.show dialog diyerek açıyorum. Kategori form'a geliyorum. Şöyle formu biraz genişletelim. Data sekmesinden bir tane data grid view atıyorum. Daha sonra common controls'ten label bir text box bir label bir daha text box atıyorum. Bu da tanımlama için. Bir tane de buton atıyorum. Label bir özelliklerine tek özelliğine kategori adı label 2'nin özelliklerinden tek özelliğine tanımı buton 1'in özelliklerinden tek özelliğine ekle. Name özelliğine btn ekle diyorum. Textbox 2'nin name özelliğine txt tanimi diyelim. Textbox 1'in de name özelliğine txt kategori adı diyelim. Formdaki boş bir yere çift tıklayarak formun load event'ini açıyorum. Buradaki load event'inde veri listeleme işlemi yapacağız. Load event'inden dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Class düzeyinde global olarak bir tane SQL connection tanımlayacağım. CTR noktaya basıyorum. Using bloğuna system.data.sql client ekliyorum. Eşittir. New SQL Connection içerisinde string olarak server eşittir. Localhost database eşittir. Kuzey yeli integrated security eşittir. Turo diyor. Bu şekilde. Daha sonra geliyorum. Dışarıda bir tane metot yazalım. Listeleme işlemini bu metot içerisinde yapalım. Çünkü ekleme işlemi de lazım olacak. Form açıldığı zaman da lazım olacak. Private void kategori listesi diyorum. İçeride bir tane SQL data adaptör tanımlıyorum. Adaptörün parası açtıktan sonra ilk parametresi arkadaşlar select yıldız from kategoriler diyorum. Virgül bağlantıyı veriyorum. Daha sonra bir tane data table tanımlıyorum. DT eşittir new data table. Adaptörün fill metodunu kullanarak data table'a dolduruyorum. Ve daha sonra data grid view'in data source'una data table'ı bağlıyorum. Ve sonrasında data grid view'in kolonlarından kategori ID kolonunun visible özelliğini false yapıyorum, görünmez. Bu şekilde listeleme işlemini sağlıyorum. Ve kategori formunun load event'ine gelip kategori listele listesi metodunu çağırıyorum. Bakalım çalışıyor mu yazmış olduğum. Kategoriler diyorum. Buraya getirmiş oldum. Bakın önceki eklemiş olan kategorilerin resmi de vardı.
Katagri diyor kendi özelliğinden yararlanarak buraya resimlere de basmış, görüyor musunuz? Görüntü kalitesi muazzam bir şekilde ama basmış yani. Liste ekleme işlemi için ne yapacağız? Ekle butonu çık tıklayıp gidiyorum. SQL command cmd eşittir new SQL command diyorum. Cmd elemanının command teksti eşittir setting.format insert kategoriler kategori adı virgül tanımı diyerek parantezi kapatıyorum. Boşluk values kategori adı kolonumuz envar chart'ine değil mi? Dolayısıyla buraya gelecek değeri tırnak içerisine vermem lazım. O yüzden tırnak açıp kapatıyorum. Scope 0 içerisine yazıyoruz. Tırnaktan çıkıyorum. Tanımı alanımız yine envar chart'inde ve yine tırnak arasında yazmam lazım. Tırnak açıp kapatıyorum. İçerisine scope 1 yazıyorum. Ve buradaki çift tırnaktan sonra diyorum ki scope 1 alanına txt'de kategori adına teksti gelsin. Scope 1 alanına da txt tanımının teksti gelsin diye. Daha sonra bağlantıyı açıyorum. Int etk diyelim. Komuta, pardon cmd elemanına execute nonquery diyerek yazmış olduğumu sorguyu çalıştırmasını söylüyorum. Ve daha sonra close ile bağlantıyı kapatıyorum. Ve bakıyorum. Eğer etk elemanı büyükse sıfırdan, demek ki birden fazla, yani sıfırdan büyük satır etkilenmiştir. Bir veya birden fazla satır etkilenmiştir. Demek ki kayıt eklenmiştir anlamına geliyor. Diyorum ki kayıt eklenmiştir. Mesaj box'ıyla kullanıcı uyarı veriyorum. Aynı zamanda kategori listesi metodumu tekrardan çağırarak listeyi yeniliyorum. Else durumunda, yani etk 0'dan büyük değilse hiçbir satır etkilenmemiştir. Muhtemelen yazmış olduğu kodda bir hata vardır, yani kayıt eklenmemiştir. Kullanıcıya kayıt eklenemedi, hata oluştu diye bir uyarı veriyorum. Burada kategori listesini çağırmamıza gerek yok. Çünkü kayıt eklenmediği için listeyi bir daha çağırmak mantıklı değil. Çünkü yeni bir eleman olmadığı için liste aynı halinde gelecek. Aynı halinde gelecekse eski hali durabilir. Çalıştırıyorum. Kategoriler diyorum. Kategori aldım. Ne ekleyelim? Meyveler. Elma, armut vesaire diyorum. Ekle butona basıyorum. Dedi ki execute nonquery connection özelliği başlatılmamış. Sizce hata ne olabilir? Diyor ki execute nonquery metodunun connection özelliği başlatılmamış. Ha, değişken. Yok, onunla alakası yok yani. Orada değişken atmıştım burada mesela. Txt ürün adı txt'ini değişken attım. Buraya adını yazmıştım. Onun yerine direkt bunu yazdım yani. Hiç aracı koymadım. Onunla bir alakası yok. Hata şundan dolayı arkadaşlar. Bakın biz burada SQL command oluşturduk. Command text'ini verdik ya. Bağlantıyı açmadan önce biz bu command elemanının connection özelliğine bağlantıyı vermiştik. Burada command elemanının connection özelliğini vermemişiz. Unutmuşuz. Şurada cmd elemanının connection özelliğine bağlantıyı verirsek bir sıkıntı kalmaz. Tamam. Ekle diyorum. Kayıt eklenmiştir diyor. Tamam diyorum. Bakın buraya meyveler, elma, armut vesaire diye kaydı getirebiliyor.
Anlaşıldı mı? Var mı sormak istediğin bir nokta?